Herkese merhabalar. Bu videoda platin ve paladyumun ons değerlerini analiz edeceğim. Platin ve paladyuma geçmeden önce haftalık bazda bütün endüstriyel metaller, bütün metaller ve dolar endeksi neler yapmış ona bir bakalım. Haftalık bazda baktığımız zaman dolar endeksi %0,11 değer kaybetmiş. Yani çok büyük bir değişim yok diyebiliriz. Amerikan 10 yıllık devlet tahvili bu hafta %10,48 değer kazanmış. Buna karşın altın haftalık bazda %0,02 hareket etmiş. Çok büyük bir değişiklik yok diyebiliriz. Gümüş %1,65 oranında değer kaybetmiş hafta boyunca. Platin %0,87 değer kazanmış. Ve paladyum %2,93 değer kaybetmiş. Baktığımız zaman herkesin Fed açıklamasını beklediğini, çok fazla büyük bir hareket olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi platinle başlayalım. Bir önceki videoda altın ve gümüşü değerlendirirken daha önce yaşadığımız krize ve o krizden sonra parasal sıkılaştırma tarafına geçince FED neler yaşanmış altın ve gümüş fiyatlarında onlara bakmıştık. Şimdi platinde de aynı şekilde bakalım. Platinde baktığımız zaman yaklaşık işte 2023 Haziran pardon 2013 Haziran'ında parasal sıkılaştırmaya geçeceğini söyledi. Platinde çok büyük bir etkisi olmamış esasında. Var olan değerlerine ortalama şekilde gidip gelmeye devam etmiş. Yani biz parasal sıkılaştırma yapacağız dedikten sonra biraz etkilenmiş ama böyle bir çöküş olmamış. Asıl çöküş daha sonra 2015 yılları içerisinde olmuş. Büyük ihtimalle kendi endüstriyel kullanımı ile ilgili yaşanan sorunlar kaynaklı olmuş. Yani platin ve paladyumu asıl değer saklama aracı olarak değil de endüstriyel metal, endüstriyel kullanımı yoğun metal olduğu için buradaki finansal koşulların sıkılaştırılması ya da gevşemesiyle çok büyük bir korelasyon yok. Tabii ki etkisi var. Ama altına etkisi olduğu kadar, gümüşe etkisi olduğu kadar platin ve paladyuma etkisi yok. Bunu görüyoruz. Platin grafiğinden görüyoruz. Paladyumu da ayrıyetten göstereceğim. Burada platin ve paladyumun asıl fiyatlarını etkileyen unsurlar endüstriyel kullanımlarındaki artışlar ya da azalışlar, endüstriyel taleplerinin artması ya da azalmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla platinde şu anda yani çok büyük korkmayı gerektirecek bir durum yok. Zaten fiyatı olabildiğince düşmüş durumda. Şu anda 943 dolar seviyesinde. Bir önceki tepesinden ne kadar düşmüş ona bir bakalım. Yani çok yakın tarihte işte 1300 dolarlar seviyesinde, 1330 dolarlar seviyesinde insanlar almak için soruyordu. Şimdi %30 oranında düşmüş durumda. Yani %30 iskontolu. Çok yakın bir tarihe göre, Şubat 2021'e göre, daha 10 ay önceye göre. Dolayısıyla platinde de mutlaka bu gelecek parasal sıkılaştırma fiyatı olumsuz yönde etkileyecektir bir nebze de olsa ama asıl burada etkili olan şey endüstriyel kullanımının artmasıyla oluşacak ya da azalmasıyla oluşacak. Ben bu tedarik zinciri ile ilgili problemlerin Şubat ayından itibaren yavaş yavaş çözüleceğini, endüstrilerin, çip krizinin, endüstrideki sorunların yavaş yavaş gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla endüstriyel metallere karşı daha pozitif bir yaklaşım sergiliyorum. Fakat Şubat ayından sonra, yani Şubat'a kadar hala bazı düşüşler olabilir. Fakat bu düşüşleri alım yönlü kullanmanın daha karlı olabileceğini değerlendiriyorum. Alım yönlü derken tabii çok yüksek çapta bütün portföyü platine ya da paladyuma geçirmek doğru bir şey değil. Yavaş yavaş almak. Hep söylediğim gibi bu bölge işte 920-950 bölgesi. Yani buradan %2'lik portföyün %2'lik kısmıyla alınabilir. İşte 850'ye gelirse %5'lik kısmıyla alınabilir. 750'ye gelirse portföyün %10'luk kısmıyla alınabilir. Böylece ne yapılmış olur? %15, %17'lik bir kısmı platine geçirilmiş olur. Ortalama yaklaşık 825-830 maliyetle güzel bir oranda platine geçirilmiş olur. Yani tabii 750 gelmezse ne yapacağız? O da kısmet. 750 de gelmeyebilir. Yani o kadar büyük bir çöküş, o kadar büyük bir düşüş de olmayabilir. Şimdi düşüşün nereye kadar gideceğini bilemiyoruz. Fakat her düşüşü özellikle bu 920 bölgesini bir kademe, 845 bölgesini bir kademe ve 750 bölgesini bir kademe olarak düşünmek, biriktirmek lazım. Şubat ayına kadar her düştüğünde almak bence ilerisi için bir yıl, iki yıl tutmak vade
ilerisi için karlı olabileceğini değerlendiriyorum. Düştükçe almanın, biriktirmenin karlı olabileceğini değerlendiriyorum. Peki düşmez de yukarıya giderse, işte o zaman yukarıda takip ettiğimiz değer, trend değişim sinyali olarak belirlediğimiz 1000 değeri şu anda. Yani 2/1 çizgisinin kırılımı bizim için yeni bir yükseliş dalgasının başlayacağı anlamına gelecektir. Dolayısıyla 1000 değerinin üzerinde günlük kapanış yapar ise bu da bir al sinyalidir. Bu da bir yukarı hareketin başlayacağını gösterir. Ben endüstriyel metaller için Şubat ayından sonra daha olumlu günlerin olacağını değerlendiriyorum. Fakat Şubat'a kadar bir sert düşüşler yaşayabiliriz. Yani bu 845'i görme ihtimalimizi yüksek görüyorum. Bir ihtimal, küçük bir ihtimal 750'yi de görebiliriz gibi görünüyor. Hani bu bölgelerden daha güçlü alımlar yapmak kaydıyla ilerisi için güzel bir yatırım olacağını değerlendiriyorum. Bu bir alsat hemen aldık buradan 3 gün sonra kar edeceğiz, çok büyük para kazanacağız gibi değil. Bir yatırım olarak 1 yıl 2 yıl sonra çok daha yüksek noktalara gelebileceğini değerlendiriyorum. Dolayısıyla yatırım yapmaya parası olanlar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Tabii herkesin kendi risk yönetimi, ne kadarını portföyünün ne kadarıyla alacağı tamamen kendisine bağlıdır. Buralarda alım için ben kendi portföyümü bir kısmını platine geçireceğim diyorum ve paladyuma geçiyorum. Şimdi paladyuma geçtiğimiz zaman yine öncelikle bir 2013 krizinde neler olmuş, orada neler yapmış onu bir gözden geçirelim yine. Dolayısıyla bir bağlantısı var mı yok mu ona bir bakalım. Palladium 2013'te gördüğünüz gibi önce yükselmiş o da. Daha sonra kendi nedenleriyle düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Fakat daha sonra işte biz faizi indiriyoruz, faizi arttırıyoruz, sıkılaştırmaya başlıyoruz. Parasal sıkılaştırma modunu açıyoruz dendikten sonra biraz dalgalanma yaşamış. Ondan sonra kendi yolunda devam etmiş. Yani bu bir değer saklama aracı olmadığı için, endüstriyel kullanımı daha yoğun bir metal olduğu için ilk başlarda bir türbülans yaşasa bile daha sonra kendi yoluna gitmiş. Aynı platin gibi. Yani burada platini, paladyumu altın ve gümüşten ciddi şekilde ayırmak lazım. Asıl fiyatlarını belirleyen unsurlar endüstriyel kullanımlarıyla ilgili, kendilerine olan taleple ilgili gelişiyor ve değişiyor. Gördüğünüz gibi ondan sonra daha da yükselmiş. Şu anda tepesinden, en tepesinden, en tepe noktasından 3013'e kadar gelmiş ve şu anda yaklaşık %42 iskontolu diyebiliriz. %42 değer kaybetmiş, 1750'ye kadar gelmiş. Fakat bu hareketin, düşüş hareketinin bittiğini henüz söyleyemeyiz. Tam tersine düşüş hareketi devam ediyor. Bu düşüş hareketi devam da edecektir gibi görünüyor. Burada da yine biriktirme mantığıyla almanın daha doğru olabileceğini değerlendiriyorum. Daha önce 1850 bölgesinin bir alım noktası olabileceğini söylemiştim. Sonra 1760, her kademeden yavaş yavaş 1550, 1310, her kademeden yavaş yavaş biriktirmenin ileride 1 yıl, 2 yıl vadeyle karlı olabileceğini değerlendiriyorum. Hatta hedefim, şurada not etmiştik onu, satış hedefi Kasım 2022 vade $2800. Tabii gerçekleşir gerçekleşmez bilemiyoruz ama benim hedefim ve vadem bu şekilde. Kasım 2022'ye kadar bir $2800 tekrar görebileceğini değerlendiriyorum. Fakat öncelikle daha aşağı noktalara gitme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Dolayısıyla paladyumda da aynı platinde olduğu gibi yavaş yavaş biriktirme mantığıyla almanın ilerisi için faydalı olabileceğini değerlendiriyorum. Dolara göre daha çok para kazandırabileceğini değerlendiriyorum. Tabii ki burada almak dediğimiz şey dolar paladyum arasındaki geçiş ya da dolar platin arasındaki geçiş. Türk lirası ile ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum. Burada 1760'ın kırılımı aşağıya doğru 1550 hareketini başlatacak. Büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda 1550 değerinde göreceğiz. Oraya geldiğimiz zaman da yine birer kademe almanın uygun olacağını değerlendiriyorum. Yukarıda peki hareket yukarıya döner ise trend değişim sinyalini 1/1 çizgimizin kırılımı olarak değerlendiriyorum. 1/1 kırıldığı zaman asıl yukarı hareketin başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim 1/1 çizgimiz geçen hafta itibariyle 2250 değerindeydi. Fakat artık yavaş yavaş aşağıya iniyor. Bunu 2200 olarak düşünebiliriz bundan sonrası için. En azından 1-2 hafta daha bizi buralarda götürebilir. Evet. $2200'ın üzerinde günlük kapanış yapar ise bu da bir trend değişim sinyalidir. Artık düşüş hareketinin bittiğinin, yükseliş hareketinin başlayacağının anlamına gelir ve bir al sinyalidir. Fakat şu anda bu bize çok uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Biz aşağılardan biriktirmenin ilerisi için
uygun olabileceğini, karlı olabileceğini değerlendiriyoruz. Paladyum ve platinin altın ve gümüşten, diğer değer saklama araçlarından kendisini ayrıştıracağını, endüstriyel kullanımlarının yoğun olması nedeniyle ileride kendilerini ayrıştıracağını düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.